Merhaba arkadaşlar, Ton TV Radyo Ton ortak yayında ben Elif Kuru ve kameraman arkadaşım Müslüm. Güzel bir Çanakkale gününde güzel üniversitemizin güzel öğrencilerine güzel sorular hazırladık. Bakalım arkadaşlarımız nasıl cevaplar verecek, hadi hep birlikte görelim. Birinci soru geliyor o zaman. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Anonim. Doğru. İkinci soru geliyor. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Atilla İlhan değil miydi? Ben öyle biliyorum. Ne? Atilla İlhan. Doğru. İkinci soru da doğru. Üçüncü soru geliyor. Çinlilerin Hun Türklerinin saldırılarına karşı yaptıkları yapı nedir? Çin Seddi. Doğru cevap. 3'te 3 gidiyor. Dördüncü soru geliyor. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Taşkent. Evet. Taşlı bir yerde kesin. Yok. Bilmiyorum. Bir tahmini. Kaç tane ülke olabilir ki? Taşkent. Yok ben bilmiyorum. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Size soruyorum. Bana sorsaydınız keşke. Arkadaşa soralım. Anonim. Doğru. Doğru, ben de öyle söyleyecektim. Evet, sen bir ağzını oynattın. İkinci soruyu soruyorum. Beraber tamam. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Can Yücel. Can Yücel mi? Can Yücel değildir lan, başka bir şey. Hanımefendi şey yaptı, bir atette kaldım. Orhan Kemal mi diyelim? Bilmiyorum kanka ben onu. Orhan Kemal diyelim ya. Maalesef ikisi de değil. Değil mi? Değil. Atilla İlhan olacaktı. Birinci sorun geliyor. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Anonim. Doğru cevap. Ben sana mecburum şiiri kime ait? Atilla İlhan. Doğru. Üçüncü sorun geliyor. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? Bunu da biliyordum. İpsala. Maalesef bilmiyorum. Tahmin de yürütemiyorum. O derece. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır kapısıymış İpsala sınır kapısı. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için. Birinci sorunu soruyorum o zaman. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Bilmiyorum. Bilmiyor musun gerçekten? Yok gerçekten. Tamam. İkinci sorun geliyor. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Onu da bilmiyorum. Olabilir. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Tamam. Bir dakika. Aklıma ülke bile gelmiyor. Bilmiyorum. Özbekistan olacaktı. Beşinci sorun geliyor. İpsala sınır kapısı hangi ülkeler aramızdaki sınır kapısıdır? İpsala mı? İpsala. Gürcistan mı? Yani. Suriye. Bilmiyorum. Kesin bir cevap. Tamam, vereceğim bir dakika. Yunanistan. Doğru. Doğru cevap verdin. Doğru cevap verdin. İpsala sınır kapısı hangi ülkeler aramızdaki sınır kapısıdır? Edirne. Edirne memnunuz. Şu an çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir programa katılıyorum sanırım. O yüzden. Tamam, ikinci soruya tekrar geri dönüyorum. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Ben sana mecburum bilemezsin. Adınıma gibi onu hatırlıyorum. Gerçekten ama şu an çok heyecanlı olduğum için Ahmet... hatırlayamadım. Yazarı bilinmeyen esere ne denir? Eserlere ne denir? Anonim. Doğru cevap verdin. İkinci sorun geliyor. Sorunuz geliyor. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Atilla İlhan. Bilemezsin. Doğru. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Türküyle ilgili bir şey ama yazarı bilmeyen eser. Süre var mı? İkinci soruya geçelim, biraz sonra geliriz. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Atilla İlhan. Doğru. Üçüncü sorun geliyor. Çinlilerin Hun Türklerinin saldırılarına karşı yaptıkları yapının adı nedir? Çin Seddi. Bu da doğru. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Taşkent. Evet, Taşkent. Özbekistan diyeyim. Doğru cevap verdin. Tebrik ediyorum. Son sorun geliyor. İpsala sınır kapısı hangi ülkeler aramızdaki sınır kapısıdır? İpsala, bir dakika. Edirne olarak bunu bilemeyeceğim. Rezil olacağım şimdi. İpsala. Yunanistan. Doğru cevap verdin. 5 sorunun 5'i de doğru. Neler hissediyorsun? Vallahi çok mutluyum. İnşallah ödülü ben alacağım. Yarışmacı arkadaşlara neler söylüyorsun? Yarışmacı arkadaşlar boşuna uğraşmasın. Birinci sorun geliyor. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Anonim. Doğru. İkinci sorun geliyor. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Biliyordum bunu. Atilla İlhan. Doğru. Üçüncü sorun geliyor Ceren. Çinlilerin Hun Türklerinin saldırılarına karşı yaptıkları yapının adı nedir? Çin Seddi. Doğru. Dördüncü soru geliyor. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Bilmiyorum. Bilebilirsin bence. Özbekistan. Emin misin? Gibi. Evet, eminim ya da. Doğru. Beşinci ve son soru geliyor. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? Bilmiyorum. Pas. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Suriye mi? Maalesef Suriye değil. Yunanistan olacaktı doğru cevap. Tebrik ediyorum. Yine güzel bir yarıştı. 5'te 4 yaptın. Teşekkür ediyorum. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? İpsala, Bulgaristan. Değil miydi? Değildi. Neydi? Değildi. Neydi? Neydi? Ben işte şimdi de ben soruyorum. Zaten kaçtı benim hakkım, ben soruyorum. Neydi? Yunanistan olacaktı. Güzel yarış çıkardın, tebrik ediyorum. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? İpsala. Evet. İpsala. Hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? Çok fazla ülke olmadı. Yunanistan, Bulgaristan değildir bence. Azerbaycan falan hiç tahmin ettiğimce değil. Ne değildir? Azerbaycan. Hayır, Azerbaycan farklı bir dildedir kesin. Ben de bilmiyorum. Yani. Azerbaycan olabilir mi? Hayır. Bir atalım mı? Belki onu at tutar ya. Azerbaycan olma ihtimali %40. Yok. Azerbaycan demek istiyorum. Azerbaycan mı? Diyorum. Aslı, ikimiziz. Tamam, ikimiz. Evet. Tamam. Azerbaycan. Maalesef yanlış. Olabilir canım. Yunanistan olacaktı. Senin az önce söyledin. Hiç değişik bir ismi olması lazımdı onun. Dördüncü soruya tekrar geri geliyorum. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Taşkent. Evet, Taşkent. Taştan olan ya. Ya Yunan mitolojiden diyeceğim. Kum olsaydı Arabistan falan derdim ama da kumlu bir ülke sonuçta. Yunanistan ya. Orada mitolojik ya. Mitolojik yaklaş biraz yani. Kızım iki cevabı aynı olamaz bence. Yunanistan diyorum. Ben seni dinledim. Çok... Ben sen Yunanistan diyorum bana. Yunanistan mı diyorsunuz ikiniz? Evet. Maalesef bu da yanlış. Özbekistan. Özbekistan olacak. Başkenti Taşkent'miş. Öğrendik. Teşekkür ediyoruz size. Öğrendim. Bundan sonra unutmayacağım. Birinci sorun geliyor. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Anonim. Doğru. İkinci sorun geliyor. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Bilmiyorum. Bir tahminin de mi yok? Namık Kemal. Maalesef yanlış. Atilla İlhan olacaktı. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Güzel sallıyoruz galiba burada bir şeyler. Yani hiç aklıma da bir şey gelmiyor şu an. Tayland diyeyim. O kadar saçma bir şey salladım şu an. Bu yanlış, evet. Yanlış cevap verdin. Beşinci sorun geliyor. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? Yunanistan mıydı? Doğru. Doğru cevap verdin. 5'te 4 doğru yaptın. Bileti kazandıramıyoruz sana ama güzel yarış çıkardın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Birinci soru geliyor. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Anonim. Doğru. İkinci soruyu size soruyorum. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Siz direkt oradan devam edin bence. 5 soruyu da. Biz alalım 5'te 5. Tamam, size soruyorum bu soru. Atilla İlhan diye hatırlıyorum ama emin değilim. Doğru. Üçüncü soru geliyor. Çinlerin Hun Türklerinin saldırılarına karşı yaptıkları yapı nedir? Çin Seddi. Doğru. Dördüncü soru geliyor. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Bilmiyorum. Yok. Dördüncü sorumuz yok. Beşinci soru. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? Yunanistan. Doğru. Ama dördüncü soruya yanlış cevap verdiğiniz için bilet kazandıramıyoruz size. Olsun, teşekkür ederiz. Güzel yarıştı, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? İpsala. Yunanistan değil mi lan? Hayır. Hayır mı? Yunanistan değil mi ya? Hiç şüpheci yaklaşmayın. Hayır mı? Yunanistan mı, hayır mı? Oğlum Yunanistan değil mi? Sen cevapla ya. Ya Yunanistan diyoruz ya biz. Doğru cevap verdin. Ama yanlış cevaplarınız olduğu için bilet kazanamıyorsunuz. Sağlık olsun. İnşallah bir dahaki sefere karşılaşırsak. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Anonim. Doğru. İkinci sorun geliyor. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Adana'mı gibi aklımda tutuyorum. Ya ama bir dakika, bu tuzak. Ben bunu bilemeyeceğim herhalde. Bunu en sona saklıyorum çünkü devamını getirdin. Belki ismini hatırlayabilirsin. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? Yunanistan mı? Doğru cevap verdin. Şimdi ikinci soruya geri dönüyorum. Ben sana mecburum şiiri kime ait? Can Yücel. Atilla İlhan olacaktı. Doğru cevap. Çok iyi gidiyordu ama ya. Evet, ne hissediyorsun? Bilmiyorum. Çok karışık şu anda. Güzel yarıştı, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Taşkent. Hiçbir fikrim yok. Peki 5. soruya geçiyorum. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? İpsala. Hiçbir fikrim yok. Buna da Gürcistan diye sallayayım. Yunanistan olacaktı doğru cevap. Tebrik ediyorum, yine güzel yarış çıkardın. Ama sana bilet kazandıramıyoruz maalesef çünkü yanlış cevabın var. 1. sorun geliyor. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Anonim. Doğru cevap verdin. Çinlilerin Hun Türklerinin saldırılarına karşı yaptıkları yapı nedir? Çin Seddi. Bu da doğru. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Anonim. Doğru. 2. sorun geliyor. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Atilla İlhan. Bu da doğru. 3. soru geliyor. Çinlilerin Hun Türklerinin saldırılarına karşı yaptıkları yapının adı nedir? Çin Seddi. Bu da doğru. 3'te 3 gidiyor. 4. sorun geliyor. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Özbekistan. Doğru, Özbekistan. 5. soru geliyor. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? İpsala. Bulgaristan. Maalesef yanlış cevap verdin. Yunanistan olacaktı. Çok iyi gidiyordun halbuki. Ama olsun, güzel yarıştı. Tebrik ediyorum. Sadece gidiş bileti alamıyor muyuz? Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Anonim. Doğru cevap verdim 1. soruya. 2. sorun. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Atilla İlhan. Bu da doğru. 3. sorun geliyor Muhammed. Çinlilerin saldırılara karşı yaptıkları yapı nedir? Çin Seddi. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? Keşan'da oturmamın bir güzelliği olacak ki Yunanistan. 5 soruya da 5 doğru cevap verdin. Ne hissediyorsun bu konuda? Şu an çok mutluyum. Sorular da çok kolay geldi. Ki benim alanımla da ilgiliydi. Çin Seddi dahi olsun, Özbekistan dahi olsun. Türk tarihine merakım olduğu için tarih bölümünde de okuyorum. Güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir yarış çıkardın. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yazarı bilinmeyen eserlere ne denir? Yazarı bilinmeyen eserlere... Anonim. Doğru. 2.'si geliyor. Ben sana mecburum şiiri kime aittir? Çok tanıdık geliyor aslında. Şu an hatırlayacağım ama... İstersen 3'e geçelim. Sonra 2'ye dönelim. Çinlilerin Hun Türklerinin saldırılarına karşı yaptıkları yapı nedir? Şu an çok heyecanlıyım sanırım. Bir saniye. Cevap? Hatırlayamıyorum. Sanırım Çin Seddi olması gerekiyor. Doğru. Çinlilerin Hun Türklerinin saldırılarına karşı yaptıkları yapı nedir? Çin Seddi. Doğru. 4. sorun geliyor Ahmet. Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Taşkent hangi ülkenin başkentidir? Vallahi bilmiyorum bu soruyu. Bilmiyor musun? Yok, bilmiyorum. Özbekistan olacaktı. 5. ve son sorun geliyor. İpsala sınır kapısı hangi ülkeyle aramızdaki sınır kapısıdır? Yunanistan. Doğru cevap verdin. Evet arkadaşlar, bugünkü beyin fırtınasının sonuna geldik. Bir sonraki beyin fırtınasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.